bakalım. Bir şey açıklamak istiyorum. Belki Eray Bey'e mi söz? Yok, Eray'a daha o uzun ama uzun benim anlatacağız. De, benim de tabii kalkmak istiyorsan bir hocam, şey. Hocam müsaadenizle çünkü tabii, ben tabii. Aynı zamanda biliyorsun sosyoloji bölümünde evet. Hocalıyım. Evet, yani sosyolog olarak biraz sosyopolitik bakalım. Şimdi biliyorsunuz insanlığın evriminde önce avcı toplayıcı. Evet. Daha sonra kır toplumu, hayvanların evcilleştirildiği kır toplumu. Daha sonra da işte biliyorsunuz yerleşik hayat şeklinde bir sistematik var. Ancak bu sistematik böyle olsa da bütün toplumların bu sistematiğe uyduğunu söyleyemeyiz. Mesela bazı toplumlar halen daha avcı toplayıcı durumunda olduğunu biliyoruz. Bazı toplumların kır toplumu, yani evcilleştirdikleri hayvanlarla özdeş olarak yaşadıklarını da biliyoruz. Şimdi tabii bu tür uzun yıllar coğrafi şartların ve coğrafi şartların dışındaki diğer bir takım özelliklerin, yani çevre toplumların baskısı ya da çevre toplumlarla olan etkileşim, mesela işte Haçlı Savaşları'nda tehditlerden de bahsediyorsun. Evet. Sadece tehdit de değil hocam. Evet. Yani bu tehdit de olabiliyor ya da pozitif bir etkileşim, iletişimde kaynaşma da olabiliyor yani. Evet. Mesela bu Haçlı Savaşları sırasında işte barutun ta başka yerlere kadar gelmesi, ateşli silahlarındaki gelişimler vesaire, yani o göçlere bağlı toplumsal etkileşimleri filan da böyle enteresan özellikleri var. Yani göçün olumsuz etkileri var ama bir takım olumlu etkiler de var. Bunu birazdan konuşuruz. Fakat şunu söylemek istiyorum. Ben Türk toplumu açısından, Türk milleti açısından baktığımda, yani bazı hususlar, yani bu göç meselesinin işte o kır toplumuyla bağlı olarak, kır toplumunda da en önemli evcilleştirilen hayvan attı. Yani çünkü insanın yürüyerek gidebildiği bir günlük mesafeyi çok daha kısa sürelerde almak suretiyle o toplumun etki ve ilgi alanı genişledi. O yüzden at diğer hayvanlara göre, evcilleştirilen diğer hayvanlara göre çok daha önem arz ediyordu. Daha farklı bir etkisi vardı. Şimdi atın kullanımı, yani göçleri mi hızlandırdı? Kesinlikle. Evet. Yani burada ya da göçleri... Ya da şöyle daha uzun mesafe gitmelerini sağladı. Evet. Yani... Çünkü atın bugün Kuzey Kazakistan'da Botay bölgesinde ilk defa evcilleştirildiği belli. Bunu şunu söyleyeyim. Mesela bugün hala Moğolistan'da şehirlerde yaşamak çok zor. Evet. Hayvancı yaşamak zorundasınız. Hayvanlarla iştigal etmek, hayatınız hayvancılık üzerine olmak zorunda. Kazakistan da çok yerinde. İşte burada mesela ama ben şeye bağlayacağım. Bunu bir tarihsel örnekle müsaadenizle açıklamak istiyorum. Şimdi Türk toplumuna baktığımızda, yani işte biliyorsunuz hocam, Neolitik dönem ilk yerleşik hayata geçildiği, bundan milattan önce 8000'li yıllar. Ondan öncesi kır toplumu. Yani evcil hayvanlarla insanların birlikte nispeten göçebe olarak yaşadıkları bir dönem. Şimdi buna baktığımızda atın diğer toplumlar, diğer uluslardan, ulus demeyelim de toplum diyelim, diğer milletlerden farklı olarak Türklerin sosyolojisinde, Türk milletinin sosyolojisinde çok ayrı bir yeri ve etkisi olduğunu görüyorum. Görüyoruz. Çünkü atın üstünde uyuyor. Beden şekli ona göre, yani ayaklar, vücut ona göre şekilleniyor. Yani Türk dediğiniz zaman artık bir Türk tipi ortaya çıkıyor. Yani Türk tipi dediğim, hani Türk insanının diğer toplumlardan ayıran bir şekil ortaya çıkıyor. Fizyolojik olarak hocam. Yani bu fizyolojiyi de etkiliyor. Hani o yaşam tarzı fizyolojiyi de etkiliyor doğal olarak. Ve şöyle bir şey oluyor. Şimdi biliyorsunuz hani sosyolojik evrimde de bazı etkiler kural haline geliyor. Kural benzeri bir statü kazanıyor. Bunlardan bir tanesi de işte göçebelik ya da göçebe hayatı tercih etme olgusu. Şimdi bir örnek vereceğim. Milattan sonra 552 yılı büyük Hun İmparatorluğu dağılıyor. Birinci Göktürk İmparatorluğu kurulacak. İşte Orta Asya'da Türkler bir araya geliyor filan böyle. İşte bir devlet kurma aşaması gerçekleşmek üzere. Bunu Çin İmparatoru haber alıyor. Ve bir elçi gönderiyor. Diyor ki Türkler, siz şimdi diyor devlet kurmak için para harcayacaksınız. Ordu kurmak için masraf edeceksiniz.
Ne bileyim yani, hiç bunlara gerek yok. Orta Asya tamamen sizindir. Tamamen sizindir. Tabii. İstediğiniz yerde... Şöyle müsaade edin hocam. Evet. Ben bunu Çin kaynaklarından aldım. Doğru almam yanlış, bir yanlış çünkü. O yüzden değil. Şöyle. İstediğiniz evet. yerde şey kurun. Hayvanlarınızı işte besleyin. İstediğiniz yerde ticaret yapın. İstediğiniz yerde şehir kurun. Çin İmparatorluğu, Çin ordusu sizi koruyacaktır. Deyince üç cümlelik bir cevap verilir. Der ki birinci üç cümle şöyle. Bağımsızlığa hayranlık duymak ve başka bir topluma tabi olmayı yüz kızartıcı suç saymak bizim geleneğimizdir. Bakın şimdi bir gelenek kaç yüzyılda oluşur, değil mi? 552'den bahsediyorum. Atalarımızdan toprakla birlikte devraldığımız devletimizi Çin ile uzlaşmak adına asla feda edemeyiz. Üçüncü cümlede şu. Hele hele mücadele edebilecek savaşçılarımız mevcut iken ülkemizi mutlaka koruyacağız. Devletimizi ama mutlaka koruyacağız. Ama burada bir yanlış yok mu? Şimdi şöyle.